Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. söz üzerinden devam ediyoruz. 9. sözde bu 3. dersimiz olacak. Başındaki ayetleri konuştuk, 1. nüktesini konuştuk. Bunların içinde özellikle tesbih, tazim ve şükrü konuştuk. Bir parça olsun anlamaya çalıştık. Müminin dünyasında bunlar ne gibi bir yer tutuyorlar görmeye çalıştık. Yine namaz müminin dünyasında nasıl bir yer tutuyor? Namazla mümin evrenin içinde nasıl bir yer işgal ediyor? Nasıl bir mana görüyor? Nasıl bir fonksiyonu var? Bunları metnin daha bidayetinde de olsak bir parça anlamaya çalıştık. 9. söz neyle başlıyor? 3 ayet-i kerimeyle başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim dedik. Bismillahirrahmanirrahim'in öğrettiği üçlü bakış, katmanlı varlık algısı, uluhiyet, rahmaniyet ve rahimiyet düzeyleri burada da işimize lazım oluyor. Burada da tefekkürümüzü zenginleştiriyor. Burada da namazı sadece kendi dünyamızda değil, evrende ve bizden aşkın manalarla, bizden aşkın içerikle anlamamızı sağlıyor dedik. Bismillahirrahmanirrahim'in bu açıdan bu metinde de bize bir ışık tutuculuğu var. Diğer ayetler şunlardı. Estağfirullah. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. Bu ayetlerin kısa bir meali şöyle. Bunlar Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Tekrar söyleyeyim. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri bunlar. 9. söz bunlarla başlıyor. Kısa bir mealde şu şekilde. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Kısa bir mealiyle böyle buyuruluyor. Elbette meal ayetin kendisi değil. Şöyle böyle özetle bir parçacık ayetin manasına bakış. Mealcinin ayetten anladığı budur ancak meal. Ancak şunu da belirtelim. Bu kadarcık bir düzeyde bile ayet-i kerimenin bize çok hikmetli şeylerden bahsettiğini fark edebiliyoruz. Neden? 9. sözde metni itibariyle bunu açıklayacak ama başında azıcık konuşursak şunları söyleyebiliriz ki iki önceki dersimizde de bunu söyledik. Yani namazı neden Cenab-ı Hak size namazı emrettim ya da işte peygamberinize aleyhissalatü vesselam haber verdim namaz diye bir şey yapacaksınız tamam bu kadar demiyor da birkaç şeyle beraber anıyor. Bir vakitleriyle iki tesbih tazim gibi manalarla. Bunlardan niye bahsediyor? Bunu tefekkür ettiğimizde, tabi sadece bu ayeti değil, namazla ilgili Kur'an'daki diğer ayetleri de ve hatta hadis-i şerifleri de, ehl-i sünnet ve cemaatin sahih gördüğü, amel ettiği bütün bilgileri de hafızamıza alarak, muktesebatımızda tutarak, o manaları da bu 9. sözün içinde bulmaya çalışıyoruz, karşılıklarını almaya çalışıyoruz dedik. Dediğim gibi ayet-i kerime, sırlı bir şekilde bize hem namazı söylüyor ama namazı tesbihle, tazimle ve vakitleriyle beraber söylüyor. Cenab-ı Hak bir şeyi böyle söylüyorsa bunda büyük hikmetler vardır. Mutlaka o şeyler boşuna anılmamıştır. Haşa Kur'an'da abes yok. Kur'an-ı Hakim her yerinde hikmet var. Harfinde, ekinde, noktasında, yazılışında, okunuşunda hepsinde ayrı ayrı birçok hikmetler var. Bunların da peşine düşmek lazım. Niye böyle geldi? Niye bu değil de şu olmadı?
böyle manaları da kovalamak lazım ki İşaretü'l Cezze Bediüzzaman Hazretleri birçok ayeti hakkında bunu yapıyor mesela. Niye diyor daha kısa olan şunu söylemedi de daha uzun olan bunu söyledi. Mesela zekatla ilgili ayetteydi galiba. O uzun söyleme sayesinde zekatın bütün şartları oradan çıkıyor, farziyetinin şeyleri. Kime verilir, hangi şartta verilir, kim verir, neyden verir. Onun şartları yani fıkıh için gereken hükümler, o amelin nasıl yapılacağını, nasıl eğleneceğini bilmemiz için gereken bilgiler o uzun söyleyiş sayesinde tık 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 ehli tarafından çıkarılabiliyor ki imamlarımız, ehl-i sünnet vel cemaat uleması bunları bize çıkarmışlar, hazırlamışlar. İlmihallerde biz bunları hazır olarak bulabiliyoruz. Şimdilerde mesela şöyle bir moda da var, ona iki kelam edeyim yani onun hakkında da. İşte Kur'an'a doğrudan gitmek lazım, Kur'an'ı doğrudan anlamak lazım falan. Amenna, tamam hani Kur'an'ı bilmek lazım elbette. Cenab-ı Hak bu vahyi anlayalım diye göndermiş. Ama anlamaktan maksat nedir? Bir entelektüel meşgale midir? Hakkında çene çalmak mıdır? Hevana oynamak mıdır böyle kelimelerin yerlerinden kaldırarak, işte farklı manalar koyarak falan böyle bir tabiri caizse bir zihin egzersizinden ibaret midir Kur'an'ı anlamak? Bize sahabe, bize tabi'in, tebe-i tabi'in, bize salih ulemamız, salih evliyamız böyle mi anlattılar Kur'an'ı? Hayır. Bizde Kur'an'ı anlamanın ölçüsü ona ittibadır. Namazla ilgili ayetleri okudun. Bu ayetleri okuduğunda çene mi çalacaksın sadece bu ayetler hakkında? Yani işte Kur'an'da namaz ilgili ayetler var. İşte şu kadar ayet, şu kadar kere geçiyor. İşte bu kelimelerde bazen şu anlam olabiliyor, şu olabiliyor falan filan ama hayatında namaz olmayacak. Böyle bir şey mi Kur'an? Haşa, ne İslam böyle ne Kur'an böyle. Kur'an'ın muradı onun hayatımıza katılması. Böyle zihinsel bir egzersiz olsun ya da dilimiz ağzımız böyle biraz laf yapsın falan diye değil ki haşa. En önemli anlamanın belirtisi hayata dahil olması. Zekat ayetini okudun, zekat vermiyorsun. Şartları müsaitken, müsait değilken zaten bir şey olmaz da. Farz değil zaten. Ama şartları müsait, zekat ayetini biliyorsun. İzaha geldin mi mangalda kül bırakmıyorsun fakat zekatını vermiyorsun. Olmaz. Bu açıdan Kur'an'la böyle bir ilişki kurmak sağlıklı değil. Kur'an'la bizim ceddimiz, atalarımız, Müslümanlar ilmihal üzerinden ilişki kurmuşlar. Bakınız ne kadar mantıklı, ne kadar sahih bir duruş bu. Ben yapmam gerekeni alayım demiş adam. İslam'la ilişkisini ilmihal üzerinden kurmuş. Şimdi bunu kötülüyorlar işte. İlmihal okuyorlar işte Kur'an'dan haberleri yok falan. Yahu Kur'an zaten neye haber veriyor o ilmihaldeki şeyler değil mi? İşte ahlak orada, ilmihalde. 32 farzda, haramlarda, helallerde zaten bunlar bizim ahlakımızı oluşturuyor. İlmihal okuyan bir müminin hayatını ona şekillendirmesi zaten Kur'an'ı okumuş gibi olmasıdır. Ve yaşamasıdır da hatta. Kur'an okuyan belki o aşamaya gelememiştir ama ilmihal okuyan eğer onu tatbik ediyorsa o aşamaya gelmiş olur. Bu açıdan yani hem korunaklıdır da ilmihal okumak, Kur'an'a gidip doğrudan Kur'an'a müracaat edip usul bilmeden, gereken terbiyeye sahip olmadan sapıtan bir sürü insan var. Bugün görüyoruz yani örneklerini de her biri itikadını başka bir tarafa çevirmiş. 40 türlü kırılma, 40 türlü versiyon yani bid'a fırka versiyonu. Her birisi sanki bir bid'a fırkanın imam olacak kabiliyette. Öyle gidiyorlar yani gidişler onu gösteriyor. O kadar arızalı tipler. Şimdi ilmihal okuyan da o şey olur mu? Nasıl sapıtacak ilmihalden? İlmihal avamın dinle ilişkisinde daha korunaklı bir alandır. Ama maalesef bizim işte günümüzde bir kısım yazarlarımız böyle belki iyi niyetliler ama kötü niyetlisini zaten ayırmak lazım. Onun maksadı belli. İyi niyetlisi bile sanki böyle geleneğe vurdu mu prim yapıyor, puan kazanıyor bile, hoşuna gidiyor. İşte bizim halkımız işte ilmihal okumaktan Kur'an'a çıkamadı falan, vah vah ne kötü olmuş falan. Ya o adam beşin üstüne beş kılıyor, sen daha beş vakti doğrultamamışsın yani. Şimdi o mu hatalı oldu? Bizim bir İsmail abi vardı, Allah selamet versin yaşıyorsa, temizlikçiydi. Ya adam
belki hani entelektüel anlamda çok bir şey yok. Bir numarası yok. Hani konuştuğu mevzuları da çok bilmiyor. Ama ahlak dedim mi adamda ahlak vardı. Ki siz de tanırsınız yani geçmişten mutlaka böyle örneklere rastlamışsınızdır. Ya adam haram helalde taş gibi titiz. Namazlarını falan çok büyük itinayla kılıyor. E senin gibi o çene çalamıyor. Mürekkep yalamamış. Ama asıl olması gereken onda var. Sen şimdi iki laf kırdın belini falan diye ne oldu da böyle havalandın yukarılara çıktın. Bir de aşağıdaymış gibi onlara hüküm söylüyorsun. Yani bu aslında içimizde bir arıza olduğunun da delili. Ne ara onunla kemal oldu? Hani üstünlük takvadaydı. Entelektüel meşgaleyle, şunla bunla, çene çalmayla, bunlarla üstünlük ne ara bize gelmeye başladı? Müslümanın algısı ne zaman böyle oldu? Bunu da kendimize sormamız lazım yani. Biz şu an yapanın gerisindeyiz. Bununla o iş olmaz. Ben şu an size mesela anlatıyorum. Güzel anlatıyorum, kötü anlatıyorum. Güzel anlatıyorsam bile yaşamıyorsam ne anlamı var ki? Ancak nakilci olurum. Ha nakil etmek de kötü değil tabii. Hani belki bu bilgiyi duyanların içinde daha güzel amel eden olur. Hadis-i şerif de öyle diyor ya, duyanlar duymayanlar anlatsın. Belki onların içinde daha çok ittiba eden, daha uygun yaşayanlar çıkar. Amenna. Ama sadece bunun içinden kendime şey çıkarmamalıyım. Bu hepimize şey olmalı yani. Kur'an'ı çok okudum, çok biliyorum. Tamam ama yaşıyor musun? Asıl mevzu o. Şuradan inmedikten sonra bir manası yok. Evet, buraya nereden geldik? Onu da hatırlayamıyorum. İşte Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Belki buradan gelmişizdir. Bunlar hayata katılan manalar. Yani Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Öyle bir şey ki bu üç kelime. Bunları söylediğiniz anda ahlakı da oluşuyor. Ama az ama çok. Ben öyle hissediyorum. Söyleyenler de herhalde aynı şeyi hissederler. Subhanallah dediğiniz zaman kelime aynı ahlak oluyor sanki. Kelime aynı psikoloji oluyor. Kelime aynı terbiye oluyor. Yani bu mübarek lafızlarda la ilahe illallah, elhamdülillah, işte daha başka versiyonları tabarekallah, maşallah. Bunların her birisi bir eğitim. Hem eğitim bir, yani hamyanlarımızı bu diyor. Hem psikolojimize bir gönderme, hem kalbimizde yanan bir nur, hem hayatta bir etki. Yani bu kelimelerde sihir diyeceğim ama doğru kelime değil. Öyle bir şey var. Ya elhamdülillah dediğiniz zaman içinize bir mesaj, dışınıza bir mesaj. Onunla gerçekleşen olaylarda bir tesir mutlaka oluyor yani, mutlaka oluyor. Bu kelimeler öyle o kadar işlemiş demirlerimize, damarlarımıza yani tesir etmiş. Ezanı duyduğumuzda da mesela farkında olalım olmayalım. Şunu şey yapıyoruz, idrak ediyoruz. Ya birisi var, o çok büyük. Bizim bu dünyada büyük sandığımız her şeyden büyük. Allah bir. Hatırlıyoruz bunu. Mustafa Özel Hoca'nın kitabında geçiyordu herhalde. İşte Mephisto Faust onun şeyinde, onun devam kitabında herhalde, devam oyununda veya bir sahneyi anlatıyor. Şeytan rahatsız oluyor şeyden. İşte çan kulesi var. Diyor bu çan çalınca diyor çok rahatsız oluyorum. Niye diyor işte etrafındakiler. Herhalde öyle bir şeydi, tam zaman oldu yani aklımda kaldığı kadarıyla anlatıyorum. Hakimiyetimin diyor sınırsız olmadığını diyor hatırlatıyor. Bak. O çan kulesi üzerinden söylemiş bunu. Biz bunu ezanımız üzerinden düşünelim. Ezan günde 5 defa herkese, hepimize hakimiyetimizin sınırsız olmadığını hatırlatıyor. Hatta hiç olduğunu hatırlatıyor. La ilahe illallah diyor. Sen bunu böyle birebir üzerine düşünmesen de, keşke düşünsek, ezanın dinleme adabı da var biliyorsunuz. Sünnette bize gelmiş. Hatta böyle İşte söylenen lafızları tekrar ederek, duaları var okuyarak falan. O zaman başka tesir olur ama sadece duyduğunda bile aziz Allah, benim bir öğretmenim vardı. Toprağı bol olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Feridun hocam vardı. Ben hatırlıyorum ilkokulda ben ondan öğrendim ve o bende kaldı mesela. Ders sırasında bir şey anlatıyor bize. Ezan okundu mu durardı böyle. Aziz Allah derdi.
beklerdi böyle ezanın bitmesini. Ondan sonra konuşmaya devam ederdi. Normal sınıf öğretmeni, öyle din kültürü falan öğretmeni değil. O öyle yaptı, bak kaç yıl olmuş. O zaman çocuktuk, 7 yaşında. Şimdi 40 yaşıma geldim neredeyse. Bakın o yıllar boyunca ben hep bu kelimeyi söyledim ezan okunduğunda. Ezan duyduğumuz zaman aziz Allah, aziz Allah. Çünkü herkes böyle söylüyordu. Ve bu bizi bir şekilde terbiye de etti. O konuşunca duracağım bir şey var. Duracağım bir şey var. Bunu öğrenmek çok mühim karakter eğitiminde. Çocuğa da bunu öğretmeye çalışmıyor mu büyükleri? Durman gereken yerler var. Geçmemen gereken sınırlar var. Terbiyenin özü bu zaten. İşte ezan da bize bunu hatırlatıyor. Duracağın bir yer var. Dinleyeceğin bir söz var. Hatırlaman gereken bir şey var. Oradan metnimize dönelim. İşte insanın hatırlaması gereken manalar var. İnsan tahatturuyla insan. Cenab-ı Hak hafızayı sadece dünyevi işlerde kullanalım diye vermemiş. Bazı manalar var ki onları tekrar tekrar hayatımıza katalım diye vermiş. Tesiri çabuk üstümüzden silinen ya da şöyle söyleyelim, çabuk unutabilme hatasına düştüğümüz, nefsimizin üstünü kapatmaya çokça çalıştığı şeyler var. Bu manalar dünyamızdan gitmesin, bitmesin diye hafıza diye bir şey lütfedilmiş bize. O hafızanın içini bunlarla doldurduğumuz zaman, sık sık da çağırdığımız zaman bu nefsin galeyanını bastırıyor. Ya da günaha temayüllü yerlerimizi, yönlerimizi bastırıyor, engelliyor. Mesela oruçlu olduğunu hatırlamak değil mi? Bizi yemekten nasıl alıkoyuyor? Orucum ya diyorsun, yiyemiyorsun gibi düşünün. Bunun gibi de biz yine tam şuurunda olalım olmayalım. Hatırladığımızda o namazı mesela kıldığımız an o söylediğimiz lafızlarla, namazın kendisiyle, abdestiyle, ahirindeki tesbihatla dünyamıza giren manalar içimizdeki çok hamlığı kesiyor. Namaz günahlardan alıkoyar buyuruluyor ya, işte onun hakikati bunda var. Onu hatırlarsan yapamıyorsun. Dünyana çağırırsan o kesiyor, bir yerde engelliyor. Hani insanlar da böyle çok öfkeli insanlar sinirlendiklerinde sakinleşmek için şey derler. Ben sakinim, ben sakinim, ben sakinim. Niye? Öfke şeye girmesin. Direksiyonu eline almasın, kontrole geçirmesin, tasarrufa başlamasın, yönetemesin diye. Ben sakinim, ben sakinim. Biz de bunu yapıyoruz. Farkında olalım olmayalım. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Ekber dediğimizde direksiyonu almaması gerekenleri direksiyondan itmiş oluyoruz. Sen geri git bakayım. Bu direksiyon bu manalarda duracak. Bu manaların benim dünyamda çağırdığı hangi latifeler varsa, duygular varsa, akıl varsa o yönetecek bu bedeni, bu hayatı. Böyle çağırmış oluyoruz. O nedenle işte ayette vakit ve tesbih ve tazim bunlar beraber anılıyor. Yine mealini kısacık okuyayım. Şimdi yeri geldi, güzel denk gelir. Kafanızda belki daha da toparlanır bu. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin. Bir kere değil, iki kere bak. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. Hatırlayın bunu. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın. Yani o zaman da hatırlayın, bir daha hatırlayın, ondan sonra da hatırlayın. Bu tekrar tekrar hatırlama size lazım. Nasıl tekrar tekrar nefes alıyorsunuz lazım. Tekrar tekrar su içiyorsunuz lazım. Tekrar tekrar yemek yiyorsunuz lazım. Bunları da hatırlamanız lazım. Namaz da ruhun, kalbin nefesi ya da suyu almanız lazım diye ayet-i kerime vakitle beraber anıyor bunu. Tesbihi, hamdı, tazimi bize söylüyor. Evet, ilk paragrafını okuyalım, ilk iki paragrafını, sonra ikinci nükleye geçelim, üzerinde konuşmaya başlayalım. Ey birader, benden namazın şu muayyen beş vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Niye Cenab-ı Hak bu beş vakitte namaz istiyor bizden? Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi büyük bir değişimin yaşandığı eşikmiş o.
azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi. Yani biz sabah diye biliyoruz, biz öğle diye görüyoruz, ikindi diye seçiyoruz ama o aslında neymiş? Azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi. Ya dünya güneşin etrafında dönüyor ya. Yani azim bir tasarruf değil mi bu? Ve bunun sadece bu bize bakan tarafı şimdi, onun evrenle bağını da kuracak Üstad Hazretleri. O apayrı bir şey. Saatin içindeki çark olduğumuzu anlayacağız o bahse geldiğimizde. Küçük çark dönüyor bizimki ama asıl o küçük çarkın dönüşünün o büyük saatte anlattığı bir şey var. Hani nasıl açtığınızı düşünelim, eski saatlerde daha belirgin olurdu. Şimdi yenilerde çok küçük yapıyorlar, pek seçilmiyor ama eskiden saatlerin içine açtığınız zaman böyle bir sürü çark görürdünüz. Küçüklü, irili, ufaklı falan bir sürü. Şimdi küçük dönüyor. Ama o küçüğün dönüşü ta büyükte başka bir tesir yapıyor. Yani o büyükle o küçüğün şeyi var, ilgisi var. O küçüğü çıkardığınız zaman o büyük dönmüyor. Bu küçüğün dönmesiyle o büyük dönüyor. Ha, tur sayısı farklı. Ama aralarında bir ahenk var, bir düzen var, bir iletişim var, bir çağrışım var. Bizim o küçük dairedeki dönmenin de bir ilgisi var. Dünya dönüyor. Beş vakit görüyoruz biz. Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı diye görüyoruz biz onu ama o dönmenin anlattığı evrenin düzenine dair de bir şey var. Ona da Üstad Hazretleri bakışımızı çevirecek ilerleyen nüktelerde. İnşallah Allah ömür verirse, afiyet verirse onları da konuşuruz inşallah. Evet, azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde, yani o kullanım içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin bir makesi olduğunda, Cenab-ı Hak külli ihsanatta bulunuyor, bağışta bulunuyor, ikramda bulunuyor. Fakat sen o büyük külli şeyi kendi küçük dairende algılıyorsun. Güneş doğuyor. Sen güneşin doğduğunu nereden biliyorsun? Pencerenden girenden. Sabah kalktığında pencerenden güneş girmişse, oh, ortam aydınlık oldu diyorsun. Ama ne oldu aslında? Dünya kendi eksen etrafında bir tur attı. Bunu hemen düşünüyor musun? Yok. Güneş doğdu diyorsun. Işık geldi diyorsun daha doğrusu. Aslında senin gördüğün ışık geldi. Fakat o büyü hakkında bilgi veriyor bize. Bu da öyle diyor Üstad Hazretleri yani. İhsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan, o büyük külli şeyin küçük dairedeki yansıması. Dünya dönüyor. Evimizden biz onun ışığıyla anlıyoruz geldiğini, misafirliğini. Aynı öyle de sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı ile biz bir dönüşümün kendi dünyamızdaki tesirini algılıyoruz. Bu bizimle ilgili değil sadece. Bütün evrenle ilgili. Ama biz kendi dünyamızda bununla algılıyoruz. Biz buradan algılıyorsak bizim buna karşı bir sorumluluğumuz var. Evet. Ve Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa, hepsine toplamına yani, karşı şükür ve hamd demek olan namazı emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım diyoruz. İkinci nükteye geçiyoruz çünkü birinci nükteyi dün işledik. Belki ona dönüşler yaparız. Dün hatta birinci nükteyi bugün de konuşmayı düşünüyordum. Hatta belki söyledim de, sözünü de verdim ama sonra dedim ikinci nüktenin içinde o manalar var. Atıf yapabiliriz belki. Şimdi birinci nüktede şey demişti. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür demişti. Öyle başlamıştı. Burada biraz resim büyüyecek. Orada namaz dedi sadece, burada ne diyecek? Bakın ikinci nükte. İbadetin manası şudur ki, bak ibadet oldu, o namazdı sadece. İbadet sadece namaz mı? Yok, ibadetin bir sürü çeşidi var. Hatta Allah rızası için kapının önündeki çöpü veya yolda rastladığın bir şeyi çöp tenekesine atsan, yoldan kaldırsan, kenara çeksen o bile ibadet. Ne ki Allah rızası için yaptın, helal dairede yaptın, şeriat dairesinde yaptın, ihlasla yaptın, o ibadet. Daha büyük resim oldu yani, biraz yukarı çıktık.
İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Bir okuyayım hepsini, kısa zaten, ondan sonra üzerine konuşuruz ince. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kutsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkar-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, subhanallah ile ilan etsin. Bakın gene geldik tesbihe, ayetteki ifadeye. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ وَتُمْسُونَ وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Tesbih, tusbihun, subhan, değil mi? Hep ilgisi var. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükuğa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki, abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatına sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek ki namazın ef'al ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı ilahiden vaz edilmişler. İkinci nükte bu kadardı. Gördüğünüz gibi birinci nüktede bize yine Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah anlattı. Namazdan anlattı. Biraz da icmali anlattı. Yani mesela şey dedi. Celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek dedi. Burada onu açtı. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaat ister, rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkar-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile Subhanallah ile ilan etsin diye bunu açtı. Yani birinci nüktedeki namaz özelinde söylenmiş şeylerin ibadet genelinde bir parça açılmışını şimdi okuyacağız. İkinci nükte, tekrar baştan alıyorum. İbadetin manası şudur ki, anlamı, ibadet dediğimiz şeyin anlamı, fonksiyonu, kainatta yaptığı iş, bizde yaptığı iş, evrende yaptığı iş, Allah'ın onu yaratış hikmeti gibi gibi çoğaltabilirsiniz. Mananın içini doldurabilirsiniz daha başka yansımalarıyla da. Şudur ki, dergâh-ı ilahide, ne demek dergâh-ı ilahi? Allah'ın dergâhı. Dergâh ne demek? Az çok biliriz yani. Burada ne diye verilmiş? Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı diye verilmiş. İşte dergâhları da biliyorsunuz, bu tekkeler gibi aynı fonksiyonu görüyorlar. Belki onlara verilen diğer bir isim bu. Birinin makamı gibi bir manası var. Yani mesela şunun dergahına gittim dediğin zaman onun makamındaymışsınız gibi. Ona müracaat edilecek yerdeymişsiniz gibi. Gibi bir manası var yani. Diyelim. Bildiğimiz kadar söyledik. Belki zaten biliyordunuz. Fazla açmış olduk. Ama söz basımında böyle demişler. Dergah-ı ilahi Cenab-ı Allah'ın rahmet kapısı demişler. Eyvallah. Dergah-ı ilahide abd yani kul yani Abdullah kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin
ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani ibadetin tamamı, her türlüsü, hepsi tüm farklı versiyonlarıyla, işte o başta söylediğimiz yerden alıp çöpü çöp tenekesine atmak veya yerdeki ekmeği öpüp kenara koymak, o da mesela Allah rızası, bu onun nimeti, bunun kadrini bilmek lazım diye yaptıysan bunu, hani bizde adettir, üç kere öpüp böyle kenara koyarız, ta çocukluğumuzdan öğretmişlerdir. Yaparsan bu da bir secde etmektir. Ya bu nasıl secde etmek olur? Mesela düşünelim bunu. Bediüzzaman niye bütün ibadetleri götürdü, secdeye bağladı? Onlar da secde etmiyoruz ki ya. Ben ekmeği öptüm koydum mesela, şimdi secde mi oldu bu? Belki de secdeyi biz biraz eksik biliyoruz. Nedir? Nasıldır? Belki de secde büyüklüğünü idrak ettiğini fark etmektir. Yani madem ki o çöpü alıp atarken Allah'ın emrinin, şeriatının, ihlasının, rızasını kazanmanın büyüklüğünü kabul ettin, o çöpü görüp geçebilirdin, boş verebilirdin, kendi nefsine Allah'ın rızasını tercih ettin, onu yaptın, bak orada aslında secde etmiş oldun. Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde mesela hayalin secdesinden bahsediyor. Mesela diyor ki işte şairane diyor, nasıl diyelim, tam cümleler aklımda yok ama manasını söylemiş olacağım. Mesela diyelim İslam'a uygun olmayan manalarla birisini fazla mübalağa eden, öven, haddinden fazla büyükleyen şiirinde mesela, öyle birisi hayaline diyor şey yaptırmıştır, hani bir nevi şirk koşturmuştur. Ha bu gerçek şirk gibi değildir ama hayali onunla diyor günahkar olur. Niye? O hayal etti onu ama o gerçek değil. Mesela Allah muhafaza öyle şarkı sözleri var. Mesela Sezen Aksu'nun şarkı sözü var mesela, o Levent Yüksel söylüyordu ya, Zalim diye bir şarkı var. Bendeki aşk değil ibadet bu, çok şey. Şarkıların içinde çok kullanılan bir şey. Sana aşkım neredeyse tövbe haşa ibadet seviyesine geldi. Veya işte Hakkı Bulut'un da şarkısında vardı işte. Bizim kuzen onu böyle şey yapardı böyle. Aslında kızıyordu da ama hani onun söyleyiş şeklini yapardı böyle, taklidini. Ne yaptın deme be bilmem ne. Ben sana bilmem ne yaptım ya, yani taptım diyor haşa sümme haşa gibi falan. Ya bu bizim şarkılarımızda çok var. Bediüzzaman'ın da kızdığı, eleştirdiği, olmaması gereken bir şey olarak söylediği o hayal secdesi, o bizimkiler daha da ifratı yani bu şarkılardaki. Bu kelimeler Allah hakkında kullanılır, başkası hakkında kullanılmaz yani. Aşırıya gidilmiş olur. Allah dilimizi muhafaza eylesin, manasından kalbimizi muhafaza eylesin yani. Hiçbir insan Allah'a layık olan ameli, ilgiyi, tefekkürü hak edemez. İnsan ne ki? Alemler Rabbine yapılacak şey ona yapılsın yani. Haşa, sümme haşa. Heh, şeye geliyorduk. Hayal de secde ediyor demek ki bak bununla. Büyüklük takdirindeki olay, kabulleniş, tamam sen benden büyüksün deyiş veya o tapma manasına kadar yükseltiş, secdeye dönüşüyor. Her ibadette secde var. Sünnet-i seniyye ittibada da secde var. Kur'an-ı Kerim okumakta da secde var. Oruç tutmakta da secde var. Oruçta da biz bir secde yapıyoruz. Kim yapıyor bu secdeyi? Nefis yapıyor. Hani Üstad Hazretleri gene Risale-i Nur'da anlatıyor. Cenab-ı Hak nefsi yaratmış, işte menkıbe, kıssa. Bizim alacağımız hisse, ona bakalım. Cenab-ı Hak nefsi yaratmış. Demiş sen sensin, sen kimsin, ben kimim demiş nefse. Nefis demiş sen sensin, ben benim. Cenab-ı Hak almış onu ateşe atmış, yakmış, çıkarmış. Demiş sen kimsin, ben kimim. Demiş gene sen sensin, ben benim demiş. Bak bu kadar şey yani nefis. Ondan sonra aç bırakmış Cenab-ı Hak. Tekrar sormuş. Sen kimsin, ben kimim? Tabii açlığı alınca nefis şey demiş. Sen demiş, ben demiş aciz kulunum, sen de benim
merhametli sahibimsin, Rahman-ı Rahim'sin. Bak orada bilmiş. Demek ki açlık da nefsin secdesi. Nerede ki biz Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü takdir ediyoruz, kabul ediyoruz. Kendi keyfimize, zevkimize, hevamıza, onun rızasını gerektiren ameli, çabayı, niyeti, ihlası tercih ediyoruz. Orada biz secde ediyoruz. Hepsinde bu var. Rububiyetin her parçasında, bizi terbiye ettiği her yerde. İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilahide abd kendi kusurunu ve aciz ve fakrını görüp, aciz ve fakrı daha önce konuşmuştuk, çok girmeyeceğim o yüzden. Aciz, güç yetirememe demek, fakrı da ihtiyaç çokluğu demek. İnsanoğlu hem acizdir hem fakirdir. Yani güç yetiremez ihtiyaçlarına, hem de ihtiyacı çoktur. Yaratma gücü de yoktur, yaşatma gücü de yoktur diyelim. İkisini böyle şeyle yapmaya çalışalım. Aciz, mesela yaratma gücü yokluğu aciz ifade eder. Yaşatma gücü de fakrı. Yani o ihtiyaçlarını karşılayacak gücün de yok. Yoktan vare çıkaracak gücün de yok. İkisi de yok yani. Haşa. Kendi kusurumuzu, azimizi ve fakrımızı görüp kemal rububiyetin, yani Cenab-ı Hakk'ın o terbiyesi, o bizim böyle maksada götürürken ihtiyaçlarımızı karşılaması, insan olarak bizi yaratıp o insaniyetin bütün şeyleriyle de donatması, yolculuğumuzu o insaniyet içinde tamama erdirmesi, ondaki o kemal, mükemmellik, ondaki olgunluk, üstünlük ve kudret-i samedaniyenin, Samed isminde konuşmuştuk, Allah hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç, samediyet bunu anlatıyor bize. Kudret-i samedaniye, bu çok atıfla söylenir Risale-i Nur'da. Burada kudreti tenzih var arkadaşlar. Ben öyle anlıyorum yani. Başka zengin manalar anlayan varsa videonun altına yorum kısmına yazsın. Hani Cenab-ı Hak kudreti, Bediüzzaman Hazretleri kudreti salt anmıyor. Samediyetle bağlıyor. Yani öyle bir kudret ki nihayeti hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Bir bu. İki, samediyet anıldığı zaman için içine rahmet de giriyor. 14. Leman'ın ikinci makamını hatırlayalım. Cenab-ı Hakk'ın samediyetine neyle gidiyordu insan? Ya da neyi şefaatçi yapmıştı Cenab-ı Hak insana doğru? Rahmetini, rahimiyetini şefaatçi yapmıştı. Yoksa bize muhtaç değil ki. Ona bilmediği bir şey öğretemeyiz haşa. Yapamadığı bir şey yapamayız haşa. Elinde olmayan bir şeye hediye edemeyiz haşa. Bunlarla bizim Cenab-ı Hakk'a bir tür alışveriş yapmamız veya haşa sümme haşa boyun eğdirmemiz mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Ya niye bize yardım ediyor, inayet ediyor, bahşediyor? Rahmetinden, büyüklüğünün kemalinden. Onun o büyüklüğü rahmetiyle tamam oluyor. Bize o yüzden rahmet ediyor yani. Onu da işte bir holding patronu örneğiyle anlatmıştım. Bir patron var, elemanlara hiç şey yapmıyor, burnundan kıl aldırmıyor. Çok büyük patron olabilir. Ama dersin ya ne adam ya, burnundan kıl bile aldırmıyor. Bir de bir başkası var, herkesle ilgileniyor. Hem patron hem de böyle çok şefkatli, herkesle ilgileniyor, şey yapıyor. Dersin ya adamın ne ihtiyacı var, bak bizi düğünümüze de geldi, bak altın taktı. Ne kadar şey bir adam. Bak o kemal nasıl tamam oldu. Önce de vardı parası ama yine adam demiyordun sen ona. İlgisini gördüğünde tanıdın ondaki büyüklüğü. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın ilgisini görmek, insanoğlunun onun büyüklüğünü tanımasını sağlıyor. La teşbih ve la temsil, yani temsilden çıkarılacak bir hakikat olarak söylüyorum bunu. Biz de Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü rahmetiyle tanıyoruz. İlk girdiğimiz kapısı o. Ondan sonra elbette diğer isimlerin kemalinde görüyoruz o rahmet penceresinde. Ve zaten samediyetin arkasından hemen şey geldi. Rahmeti ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir ifadesi geldi. Hayret ve muhabbet. Kudret hayreti ister. Rahmet de muhabbeti ister yani. Secde etmektir. İbadet buymuş. Biz ibadet ettiğimizde Cenab-ı Hakk'ın karşısında kusurumuzu, azimizi, fakrımızı biliyormuşuz. Onun rububiyetinin, samedaniyetinin ve rahmetinin önünde hayret ve muhabbetle secde ediyormuşuz. Her ibadetimizde bu mana az çok varmış.
devam edelim. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile Subhanallah ile ilan etsin. Yani arkadaşlar, şimdi bazen bazı sitelerde ben de rastlıyorum. Bazen de böyle YouTube'da yorum olarak videolarımın altına da geldi oluyor. Veya başka bir tartışmanın içinde görüyorum o ifadeleri. Böyle Cenab-ı Hakk'ın kendine tesbih ettirişi, büyükletişi. Mesela Mustafa Öztürk de bu mevzuya takılmıştı, hatırlarsınız. Ya bu Allah niye bu kadar kendini övdürüyor falan filan. Bu had bilmezlikler işte bu noktaya vardı yani. Cenab-ı Hak diyor, niye bu kadar meraklı diyor kendisini övdürmeye. Yahu Cenab-ı Hak kendisini övdürmeye meraklı değil ama o övülmeye hak ediyor yani. El-Mütekebbir o. O ismi hak ettiği için öyle. Sen hak etmediğin için o övgüler sana fazla. Sen kendinle niye Cenab-ı Hakk'ı kıyaslıyorsun? Yani Cenab-ı Hak hakkı olan şeyi istiyor senden. Bir bu. İki, onlar sana lazım. Sen ona bunu söyleyince ona bir şey katmıyorsun ki, haşa. Cenab-ı Hak ne oluyor yani? Tövbe sümme haşa. Sen övdüğün zaman, hani Anadolu'da bir tabir vardır. Koltuklarıma karpuz girdi falan, böyle hani böyle kabarırsın. Hindi gibi. Tövbe haşa. Sümme haşa. Ya Rabbi sen bizi affeyle yani. Bunları şey olarak anlıyoruz. Bu kemlikleri biraz daha netleştirmek için. Yani Cenab-ı Hak böyle mi istiyor senden yani? Sen onu o hale mi getiriyorsun yani? Haşa sümme haşa. Bu insanın kendisiyle Allah'ı karıştırmasıdır arkadaşlar. Mustafa Öztürk'te de bu arıza var. Ne kadar profesör olursa olsun, başkalarında da var yani aynı yoldan gidenlerde. Yani Cenab-ı Hakk'ı insanla kıyaslıyorlar. Haşa, Allah insana benzemekten münezzehtir. İnsana verdiği bazı şeyler onu anlamaya mikyas olur, aynısı olmaz. İnsana da ilim vermiş. Kendisi alim-i mutlak. Biz onun bilişini şöyle böyle seziyoruz. Yoksa bizim bilişimiz onu sınırlayamaz haşa. Böyle bir şey olabilir mi yani? Allah da benim gibi sonradan öğreniyordur. Haşa. Allah sonradan öğrenmekten münezzehtir. O senin kusurun. Mahlukat olmandan kaynaklanıyor. Sınırlılığından kaynaklanıyor. Kendi kusurunu ona yamayamazsın. Onu tenzih makamında bir parça anlarsın. Zaten tenzihin de, üçüncü olarak onu zikredecektim. Güzel bağlandı. Tenzihin en önemli fonksiyonu bence tefekkürümüzü arızalardan korur. İşte bu şekil şeylerden korur. Ben az önce bir sürü misalle Cenab-ı Hakk'ı anlamaya çalıştım. Eğer Allah'ın sübhaniyetini hatırlamazsam, tesbih etmezsem, o zaman bu temsildeki kusurları Allah'a atabilirim haşa. İşte bu kadar şirk ekolü nasıl oluşmuş? İşte Yunanlıların tanrılarına bakıyorsunuz. İnsandan hallice yani. Niye? İnsanla baka baka ya da kendi aynasında serede serede aynasıyla onu ayıramaz olmuş. Sübhaniyet bu ayrımı sağlıyor. Oradan onu gördün, bir parça sezdin, öğrendin ama o değil. Bak, o değil. Onu anlamaya çok şeyimiz var. 70 bin perde. O da çokluktan kınaya yani. Bu o mananın hakikatini kavramamız bizim çok zor. Ancak tenzihle kusurlarımızı sıçratmamaya çalışıyoruz tefekkürümüzde. Tetikte bekliyoruz, tehlikede buluyoruz kendimizi. Yani öyle bir arızaya sapmayalım, hata yapmayalım diye. Cenab-ı Hak bizden sübhaniyetini anmamızı istiyor, bizim için istiyor. Neden? Onu bilişimizde arıza olmasın diye istiyor. İşte Abdülaziz Bayındır. Allah geleceği bilmez diyor. Anlamış demek Subhanallah, anlamamış ya da anıyorsa da anlamamış yani. Anlasa kendisindeki kusurdan, geleceği bilmeyen biziz. Ondan tenzih etmesi lazım Allah'ın bilişini. Yaratan bilmez olur mu hiç? Ayeti okumuyor mu? İşte okuyor da neresiyle okuyor? Hangi gözle okuyor yani? Hülasa
sübhaniyet işte veya diğer elfaz-ı mübareke, Cenab-ı Hak haşa sümme haşa kendini böyle deni bir şekilde insani, insandaki o mütekebbirlerin çirkin hasletleri şeklinde övülmekten hoşlandığı için değil, hak ettiği için bir, insana lazım olduğu için iki, tefekkürümüz onunla, ibadetimiz onunla tamam olduğu için üç, böyle andırıyor, böyle tesbih ettiriyor kendisini. Burada da onlar geldi mesela, bakınız nasıl yerlerini buldu elhamdülillah. Yani rububiyetin saltanatı diyor, nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Rububiyet boyun eğdiriş yok mu rububiyette? Terbiye edişte var. Bunlar ubudiyeti istiyor, itaat istiyor. Dediğini yapacaksın. Rububiyetin kutsiyeti de opaklığı, temizliği. Ha, dedi ki o tefekkürün temizlenmesi lazım, o aynayı silmek lazım, kusuru ona taşımamak lazım. Bu da zulüm olur çünkü paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile, tövbe ederek, bağışlanma dileyerek, affına sığınarak ve Rabbini bütün nekaisten, eksiklerden, kusurlardan pak ve müberra ve ehl-i dalaletin, o sapmışların, sapıkların efkar-ı batılasından, batıl, sapkın fikirlerinden, münezzeh ve mualla, beri, temiz ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile, Subhanallah ile ilan etsin. Demek Subhanallah'ı ilan etmek bizim Cenab-ı Hakk'ın rububiyetindeki paklığı kavramamızı sağlıyor. Ya da o paklığın hakkını vermemizi sağlıyor. Az önce söylediğim şeyler mesela. Cenab-ı Hak niye kendisini bu kadar övdürüyor? Kendisinden bu kadar övgüyle bahsettiriyor? O Mustafa Öztürk'ün dalalete saptığı yer. Yahu arkadaşım sen ona hakkı olan şeyi vermediğin için, işte o paklığı vermediğin için, kutsiyeti vermediğin için bu arızayı yaşıyorsun. Kendin gibi biliyorsun onu. İşte bu sıkıntıdan korunmanın çaresi de Subhanallah idi. Kuşanabilseydin o manayı, o senin tefsirine de aksedecekti. İlmin var ama Subhanallah'ın yok. O ilim sende işte en başta söylediğimiz şey, entelektüel meşgale olmuş böyle. Buradan aşağı inmemiş ki. Buradan aşağı Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber olarak inseydi sen bu haltı yemezdin, böyle bir laf da etmezdin. Ama onlar inmemiş, kuşanmamışsın, onlarla aynanı düzeltmemişsin. E bu da tabii kirlilik olarak senin tefekkürüne aksediyor. Aynayla yansıyanı karıştırıyorsun. Nasıl diyelim aynada siyah bir leke var, güneşe ondan yansımasından baktığın zaman lan güneşte leke var diyorsun değil mi? Eğer ayıramazsan, bu aynadır, o güneştir, aynadaki leke güneşe gitmez demiyorsan, diyemiyorsan, bu ayrımı yitirmişsen, dersin ki bu güneşteki leke aynada var demek ki. Pardon, aynadaki leke güneşte var demek ki dersin, yani böyle bir yanlış laf edersin. Subhanallah böyle yanlış laf etmekten bizi koruyor. Bak nelerden kurtarıyormuş, ne direklerden dönüyormuşuz. Kendi kusurumu güzel görmeyi sağlıyor bir. Kendi kusurunu görmekten büyük nimet var mı? Her hayrın başı. İnsanın nasip olacak her hayrın başı o. Sıkıntılardan, belalardan kurtaracak olan o. Kusurunu görmeyen yanlışla devam eder. İki, istiğfar ile Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli delaletin efkar-ı batılasından münezzeh. Sadece kendi dünyamızdaki şeylerden değil, daralmalardan, dar anlamalardan değil, daralmalardan ve dar anlamalardan değil, orada belki tam söyleyemedim, dilim dönmedi, veya darlanmalardan, daralmalardan ve dar anlamalardan diyelim, değil, o efkar batıladan da, başkalarının ürettiği yanlışlardan da münezzeh. Onu da bu Subhanallah ile hatırlamış, kendimizi hatırlatmış ve de ilan etmiş oluyoruz. Subhanallah'ta ilan da var. Ve kainatın bütün kusuratından, bir de kainatta bizim sınırlılığımızdan dolayı şahit olduğumuz şeyler var, kusurlar. Veya şöyle söyleyelim, aslında kusur değil de bizim sınırlılığımızda o kadar görünüyor. Şimdi mesela diyelim ki öyle bir
noktadayım ki ben, gene o örneği kullanacağım. Bir ameliyathane masasını öyle bir açıdan görüyorum ki sadece bir insanın kesildiği gözüküyor bana. Ne doktorları görüyorum, ne diyelim işte ameliyathane yazısını falan, oradaki hastane gelişlerini falan görüyorum. Sadece adamın kesildiğini görüyorum. Şimdi bu açıdan ben gördüğüm için manzarayı, o bana çirkinlik geliyor. Orada bir zulüm oluyor, görüyor. Lan adamı kesiyorlar diyorum ya. Böyle şey olur mu diyorum ya, adam bak parçaladılar, içinden bir şey çıkardılar falan filan. Ne zaman ki benim bakış açım daha yukarıya çıkıyor, ameliyathane yazısını görüyorum, hastane gereçlerini görüyorum, o adamların doktor olduğunu anlıyorum. Hatta diyelim ki ben o adamları da tanıdım. O adamlar da meşhur cerrahlarmış böyle. Çok elleri şifalı, çok hastayı iyi etmiş, iyi niyetli insanlar. O büyük manzarayı gördüğüm zaman hayır ortaya çıkıyor. Ama ben hayatın her yerinde bu kadar geniş göremiyorum olayları. Bu kadar zengin bir görüşe sahip değilim hayatın her yerinde. Benim darlığım, mahlukat oluşum, sınırlılığım, bundan kaynaklanıyor o karanlık, o zulüm, o arıza. Yoksa eşyanın kendisinde değil, eşya büyük resmi gösterdiğinde hayrı görüyorsunuz zaten. İşte bunun gibi mesela dünyada zulüm çeken halklar var. Allah cümlesini kurtarsın. Başta Uygurları kurtarsın, Çeçenleri kurtarsın, Filistinlileri kurtarsın, Mısırlıları kurtarsın. Yani Suriyelileri mesela, onlara Allah'ım sulh ve şey versin, onlara ferah versin gibi gibi olaylar oluyor. Dünyanın dört bir yanında, Afganistan'da, şurada burada karanlık sahneler var. Biz sadece oraya baktığımız zaman şeyi görüyoruz, bir parçasını görüyoruz resmin. Şimdi mesela ölenleri görüyoruz, o ölenlerin ahirette ne mükafatlar aldığını görmüyoruz ki biz. Görsek mesela, mesela cennet kuşu olduğunu görsek çocuğun, ebedi kalacak. Oha sahneyi görsek zaten o ölüm bize şey gelmez, acı gelmez, fena gelmez. Deriz ki ya bak kurtuldu adam deriz. Veya işte savaş oluyor ama o savaşın içinde Allah Müslümanları eğitiyor, terbiye ediyor. Savaşın eğitici bir yanı da var Müslümanlara, vatanlarının, birliklerinin, dinlerinin, kardeşliklerinin kıymetini anlatan bir tarafı da var. Değil mi? Savaş zamanları toplumu birleştirir, uyanış yaşatır, gayrete getirir. Yoksa rahat da herkes serkeşleşir yani böyle. Ne diyelim? İnsaniyetin hakkını veremez hale gelir. Gayret zamanı insanın kabiliyetlerini açar. Daraldığınız, bunaldığınız zamanlar sizin şeyleriniz de artar. Hani diyorlar serçeyi, üstad diyor hatta ona herhalde. Serçeyi diyor yetiştiren Şahin'in ona tasallutu. Şahin onu kovaladı mı serçe manevra kabiliyeti kazanıyor o korkudan. Veya işte izliyoruz belgesellerde, çıta peşinde koştu mu geyiklerin ciğerleri açılıyor. İyice koşmaya başlıyorlar. O arada eğitiliyorlar da. Kabiliyetler açılıyor, eğitiliyorlar da. Aynı zamanda böyle şeyler Cenab-ı Hak birbirine takmış. Bakış açısını işte bu tür mübarek elfaz, mübareğin bir ibre şeyi de burada gözüküyor işte, hikmeti. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber falan hatırlayıp bakış açısını genişletmezseniz, ya bu gördüğüm gibi olamaz mesela, Sübhanallah. Bir hadiseyle karşılaştınız. Burada ne diyordu? Celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek. Namazın şeyini o diyordu manası. Birinci nüktede. İşte ikinci nüktede burası orayı tamamlıyor. Celali bir hadise yaşadık. Bir önceki derste deprem örneğini verdim. Şimdi resmin büyüğünü görmediğiniz zaman o sizi daraltıyor. Celal korkutuyor. Haşmet var onda. Haşiyet var onda. Ama ne zaman o büyük resim ortaya çıkıyor, hani bu depremde şu şu hikmetler de var diyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. Celal'in içindeki cemali görüp celal cemal birlikteliğinden kemali idrak ediyorsunuz. O zaman değişiyor her şey. Algılayışınız, muhatabiyetiniz, onun sizin üzerindeki etkisi falan hepsi değişiyor. İşte mesela bu elfaz-ı mübareğin bir hikmeti de bu. Bize bakış açısı zenginliği kazandırması, büyük resmi göstermesi diyelim. Evet, demek ki Sübhanallah bu işi bizde yapıyormuş. Diğeri
hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki, rububiyetin kemali kudreti üstte neydi? Rububiyetin kutsiyetiydi üstteki. Temizliği, paklığı, yüceliği istiyordu Subhanallah. Altta da rububiyetin kemali kudreti. Kudrete kemal geldi. Kutsiyette bu yoktu. Niye yoktu? Kutsiyet zaten bir kemal şeyi hissettiriyor çünkü. Hani bir şeyin kutsiyetinden bahsettiğiniz zaman onun kemal mertebede olduğunu söylemiş olursunuz. Mesela şuunat-ı mukaddese diyor Üstad Hazretleri şuunatı anarken. Galiba öyle diyordu. Mukaddes dediğiniz zaman yüceltmiş oluyorsunuz zaten. Kemal de o yüzden zikredilir. Kudreti, kemali kudret dediği zaman kudretin de mükemmeli, en olgunu, en üst seviyesi. Kudreti dahi ister ki abd, yani kul, Abdullah, kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle. Kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle, kudret-i samedaniyenin azameti asarına karşı, gene kudret-i samedaniye geldi, azameti asar, eserlerinin büyüklüğüne, yüceliğine karşı istihsan, güzel buluş, güzel görüş ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile ruka gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Huzu neymiş? Allah'ın büyüklüğünü düşünerek boyun eğme demekmiş huzu. Ona iltica ve tevekkül etsin. Bakınız, Allahu Ekber'de tevekkül var. Allahu Ekber. Dün de söyledik yani mesela bir şey geldi başımıza. Allahu Ekber. Allah ondan da büyüktür. Hani bunu çözer. O büyüklük bunun da üstesinden gelir. Ben şu an bunu bilemiyor olabilirim. Tam cevabı nedir veya nasıl olacak bu iş? Bunu idrak edemiyor olabilirim. Bana sahne karışık geliyor olabilir ama Allahu Ekber. Bu bir tevekkül şeyi ifadesi. Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğünü emniyet ediyorsun. Oraya havale ediyorsun bir nevi. Allahu Ekber ya, bu çözülecek yani bu iş bir şekilde. Amerika Afganistan'ı işgal etmiş. Allahu Ekber yani bu iş bir şekilde Allah galip getirecek Müslümanları. Ki geliyor işte 20 yıl geçti, Amerika şimdi çekiliyor Afganistan'dan mesela. Eninde sonunda galip olan Allah. Onun büyüklüğü hepsinden yüce. O manaya dayanıp tevekkül etmek var burada diyoruz. Az vaktimiz kaldı. Bunu biraz daha izah edelim ama bu nükteyi bir dahaki derste bir parça konuşuruz diye umuyorum. Çünkü daha elhamdülillah gelmedik. Vaktimiz bitti. Başa alalım. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın aczini görmekle. Niye böyle söyledi? Kendi zaafını ve mahlukatın aczini. Allahu alem, şöyle düşünüyorum ben, insan kendi zaafını görmezse başkalarının aczini de anlayamıyor. Şimdi mesela moda oldu Ramazan'da, işte Ramazan fakirler, zenginler fakirlerin halini anlasın diye değildir. Ya elbette büsbütün onun için değildir ama hikmetlerinden birisi de odur. Niye? Çünkü insan kendi zaafını anlarsa başkalarıyla empati yapar. Abi açlık görmemiş adam, hep bizde atasözü olmuş mesela, tok acını halinden anlamaz. Ne güzel bir hikmet. Doğru söylüyor, yanlış bir şey mi söylüyor? Doğru söylüyor. Tok gezen adam acını çekiyor bilemez. Ama Ramazan'da oruç vasıtasıyla şöyle bir aç kaldığı zaman bir empati oluşur. Bu demek açlık böyle bir şeymiş ya. Biz insanları nasıl tanıyoruz? Tecrübelerimizden. Bunu ta bak birinci sözde konuşmuştuk. Bak yine yeri geldi. Biz insanları tecrübelerimizden tanıyoruz. Yaşadıysak aynı şeyi anlatıldığında hatırlıyoruz. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar demiş Nasrettin Hoca. Damdan düşmüş kendisi. Millet koşmuş başında işte konuşuyorlar bilmem ne. Ya demiş siz gidin damdan düşen birisini getirin demiş bana. Ya demişler niye öyle diyorsun? Damdan düşenin halini demiş. Damdan düşen anlar, benim her tarafım ağrıyor, siz başımda muhabbet ediyorsunuz yani. Bana o lazım değil ki, sırtım ağrıyor benim, bana bir müdahale edilmesi lazım. Ama derdini anlamıyorsun çünkü o adamın derdini yaşamamışsın. Gibi gibi. Bu empatinin oluşması insanın kendi zaafını anlamasıyla, kabul etmesiyle mümkün. Mesela dikkat edin, tarihteki bütün zalimler
mütekebbirdir. Yani kibirli olmak zalim olmanın şeyi gibidir yani. Gerek şartı gibidir. Ben çok mütevazıyım ama zalimim. Böyle bir şey yoktur yani. Veya alçak gönüllüyüm. İnsanlara karşı kendime şey görüyorum falan ama zalimim. Hayır, tekebbürdür zulmün kaynağı. İnsan kendi zaafını inkar ettikçe mahlukata karşı da zalimleşir. Neden? O ayar bozuldu. Empati yapacağı cihazı yok etti. İşte Firavun için diyorlar hiç ömründe hastalık görmemiş. Keşke görseydi. O zaman Musa Aleyhisselam'ın anlattığını anlardı mesela. Ne zaman iman ediyor Firavun? Hatırlayalım. O Kızıldeniz üstüne kapandığı zaman bakıyor ki geliyor denizler yani. İstiyorsan etme. Ediyor güya ama Cenab-ı Hak onu kabul etmiyor. Ehl-i Sünnet'in umumunun kanaati bu yönde. O son anda artık iş belli olmuş. O an edilen iman makbul olmaz. Asıl iman öncesinde edilen imandır. Deniz bakıyor ki kapanıyor. Ben diyor Musa ile Harun'un Rabbine iman ettim aleyhisselam. Ya kardeşim ama geç kaldın. Bak aczini hissetti de etti. O deniz kapanmasa karşıya geçip saldıracaktı. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bize zaafımızı bildirmesi büyük nimet. Varlıkla algımızı, ilişkimizi çok düzeltiyor. Cenab-ı Hak aczimizi, fakrımızı bize rahmetiyle bildirsin. İmtihanlarla, musibetlerle değil de onun fazlı çoktur yani. Bunları yaşatmadan da öğretebileceği, içimizde açabileceği hidayeti çoktur. Ondan onu dileyelim. Ağır imtihan dilemeyelim. Rahmetini dileyelim. Bize rahmetiyle kendi yollarını, esmasını, marifetini öğretsin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bugünlük de bu kadar. Süremizin sonuna geldik. Bir saatimizi doldurduk. Cenab-ı Hak bu bir saatimizi bir sene nafile ibadet hükmünde olan saatlerden eylesin. Onunla bereketlendirsin. Ramazanımızı da bununla bereketlendirsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.